Türkiye'nin doğusu Sibirya'yı aratmıyor. İnsan boyunu geçen kar geçit vermiyor. Ancak asıl tehlike çatılarda birikenler. Erzurum'dan öyle bir görüntü geldi ki seyrettikten sonra saçak altında yürümeye cesaret ister. Çatıda biriken kar böyle düştü. O sırada alttaki otomobil adeta çığ altında kaldı. Hurdaya döndü. Neyse ki o anlarda kaldırımda kimse yoktu. Burası Erzurum. 5 katlı binanın çatısındaki kar kütlesi kaymaya başladı. Önden düşen birkaç parça adeta yaklaşan felaketin habercisi oldu. Yüzlerce kiloluk kütle bir anda sokağa yağdı. Sadece bu otomobil değil, park halindeki 5 araç daha düşen kar kütlesi nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Dökülüyor Doğa. Çatılardan kaymayan karsa kimileri için geçim kapısı oldu. 80 lira tarife belirleyen işçiler ellerinde kürek karları temizledi. Ayda birer birer kar geldiği zaman bir ekmek parası kazanıyoruz. Hayatları da ekmekleri de bellerine bağladıkları ipin ucundaydı. Bunu bağlıyoruz şu an. Düşmemesi için. Ama geçen sene de bu sene de oldu. Bir arkadaşımız aynı bu şekilde düştü. Zor oluyor tabii ki. Tehlikeli bir iştir. Ne yapalım? Ekmek parası için biz de bunu yapıyoruz. 7-8 katlı binaların çatısındaki hummalı çalışma hava kararına kadar sürüyor. Meteorolojinin tahminlerine göre yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk önümüzdeki aylarda da Türkiye'yi terk etmeyecek.